Merhaba sevgili dostlar. Tabii ki de Beşiktaş taraftarının merakla beklediği soru şu. Acaba bizde santrafor kim olacak? Beşiktaş'ın yeni santraforu ne zaman takıma katılacak, imza atılacak? Tabii Sergen Hoca'nın istediği oyuncular var. Bu oyuncular herkesin bildiği üzere Mitrovic, Seferovic, Arnautovic, Hulk gibi oyuncular istiyor. Özellikle geçen sene takımlarında sürekli oynamış, geldiği zaman hemen oynayabilecek, form tutabilecek ve gelir gelmez takıma katkı sağlayabilecek risksiz oyuncuları istiyor Sergen Yalçın. Tabi bu oyuncuların bir hayli maliyeti var. Tabi bunların arasında Mandzukic'i de koyabiliriz. Sergen Hoca'nın istediği oyuncuların arasında Mandzukic de var. Ama bu futbolcuların maliyetleri, bütçeleri Beşiktaş kulübünü, yönetimini ciddi anlamda zorluyor. Ve yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda Diego Costa dışında oyuncuların oluru olması bir hayli zor gözüküyor. Bütçemizi aşıyorlar. Evet, görüşüyoruz, almak için bir hayli çaba sarf ediyoruz. Temaslarımız fazlasıyla devam ediyor ama bu oyuncuların olması zor. Şu anda o oluru en yüksek oyuncu Diego Costa ve Diego Costa'ya da çok büyük oranda anlaştık ifadesi kullanıyorlar. Sergen Yalçın onayı verdiği anda Diego Costa Beşiktaş kadrosuna katılacak. Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Tabii ki Gezal ve Rozier konuları da var Beşiktaş'ta. Rozier dün itibariyle Sergen Yalçın'ı telefonla aradı ve gelecek hafta geleceğini belirtti, söyledi. %99 oranında bu iş bitti. Anlaşmalar sağlandı. Gelecek sezon opsiyonlu 4 milyon euro satış opsiyonuyla Rozier Beşiktaş kadrosuna katılıyor. Gezal'ın durumu zor, transferi zor. Beşiktaş yönetimi çok uğraşıyor ama olmaması halinde kimse şaşırmasın. Çünkü ciddi bir maliyeti var. Hem oyuncunun alacağı rakam hem de kulübün istediği, talep ettiği rakam var. Ama Beşiktaş yönetiminin sadece içini rahatlatan konu şu: Gezal gelmeyi çok istiyor. Kulübüyle yaptığı görüşmelerde gerekirse 2 sene daha kontrat yenileyim, beni 2 sene kiralayın, satış opsiyonuyla Beşiktaş'a verin demişti. İkincisinde ise ben gerekirse sizinle birlikte kampa katılırım, ocağa kadar oynarım ya da takımda kalırım, ocakta Beşiktaş'a gelecek sezon itibariyle imza atarım demişti. Bu sebepten ötürü Beşiktaş yönetiminin içi rahat ama tabii gün geçtikçe bu iş zorlaşabilir. Gezal'a her gün yeni teklifler geliyor. Galatasaray'ın da şu anda Gezal'la ilgilendiği, Gezal'a ciddi oranda maddi olarak rakamlar teklif ettiğini biliyoruz. Ama Gezal tabii ki birinci tercihi Beşiktaş ama bu transferin Beşiktaş açısından zor olduğunu da söyleyebiliriz.